Evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle yeni temin ettiğim TFV-12 Prince Tank'ın RBA sarımını gerçekleştireceğiz. Coil'i şu şekilde göstereyim ben size. Hava kanalları gayet açık ve en çok sevdiğim yanı besleme aralıkları. Şu noktalar gayet pamukları rahat bir şekilde beslemeye uygun. Lafı çok uzatmadan hemen başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle coil'imizi modumuza geçirelim. Yine aynı şekilde bu sefer Allen Clapton tel 26-32 gağlık bir dirençte olan, kalınlıkta olan daha doğrusu telimizle bu sarımı gerçekleştireceğiz. Benim yine favorim olan tabii ki ciğer çekiminde 0,2 ohmluk gibi bir direnç yakalamak istiyorum. O yüzden yaklaşık 3 milimetre çapında şurada 4 sarım şeklinde 2 tane bobin saracağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Şu da dördüncümüz arkadaşlar. Şunu keselim hemen. Tabi tel biraz kalın. Zor kesiliyor. İkinci bobini de hazırlayalım. Arkadaşlar ikinci bobinimiz de hazır. Bu şekilde iki tane bobin oluşturduk. Bununla işimiz kalmadı. Evet arkadaşlar, hemen direkt deklerimize yerleştirelim. Bakalım, uzunluk hesaplaması yapalım. Bu şekilde dekleri yerleştirelim. Çok olmasa da şuradan eşitlenmesi için şuradan kesiyoruz. Bu tamam arkadaşlar. İkinci bobinimizin uzunluğuna bakalım. Ne kadar kısaltmak gerekiyor? Şu iyidir. Yine bunu da çok fazla olmamak kaydıyla. Şöyle kısaltalım. Hemen dekleri yerleştirelim. Şimdi görmeniz açısından birinci bobinimiz yerine yerleşti arkadaşlar. Hemen ikinciyi tabi biliyorsunuz, smoke TF8 olsun ve diğerleri olsun, RBA'ları çok narin yapıyor. Niye öyle yaptığını hala anlamadım ama coil'leri biraz şöyle düzeltelim arkadaşlar. Şu şekilde coil'lerimizi, yani bobinlerimizi yerine yerleştirdik. Hemen kuru yakma dediğimiz olaya geçelim. Şöyle görüyorsunuz, gayet ikisi de aynı anda yanıyor. Tabii ben bunu biraz uzun süre yapıyorum çünkü iç içe iki tane tel üzerine paralel sarılmış bir tel bu Allen Clapton. İçindeki metal üzerindeki
zararlı maddelerin atılması açısından tabii biraz daha çok yapıyorum. Bunun dumanından da görüyorsunuz zaten. Daha çok çıkıyor diğer tellere oranla. Ya bu işlem çok önemli. Hani ciğere ya tabii ki metalin zararlı bileşenlerini çekmek istemeyiz. Çünkü yanan bir şey bu. Yandığı için zararlı bileşenleri de ciğerimize çekmiş oluyoruz. Hani önemli olan sağlık tabii ki burada. Her şeyden önemlisi. Bu şekilde kuru yakma olayımızı gerçekleştiriyoruz. İkisi de gayet iyi yanıyor şu an. Daha geç ısınıp daha geç soğuyor arkadaşlar bu tel normal Clapton'a göre. Yani bakıyoruz şu an basıyorum. Hani aynı teli yani farklı telleri aynı cihazla denediğim için bunu daha iyi gözlemleyebiliyorum. Birazcık daha wattını yükseltirsek 80'lere kadar tamamen zararlı bileşenlerden ayrılsın telimiz. Evet bu yeterli arkadaşlar. Coil'imiz biraz şurada soğusun. Biz onu beklerken pamuğumuzu ayarlayalım. Önemli olan burada pamuklama. Biliyorsunuz ki likit taşıyan, likit beslemesini yapan maddemiz pamuk. Yani bu pamuğu güzel yapmadığımız takdirde gerek aroma, gerek buhar performansı alamıyoruz ve ağzımıza gerçekten iğrenç bir tat geliyor. Çünkü besleme olmadığı için pamuk yanıyor. Şu şekilde düzeltelim. Hemen pamuklamaya geçiyoruz. Sumo'nun pamuklamasını çok seviyorum. Açıkçası çok kolay. Yani herkesin yapabileceği bir pamuklama işlemi. Çok uzun bırakmadan yine aynı şekilde. Şuradan kesiyorum. Aynı hizalardan. Böyle pamuğu coillerin içinde rahat gezebilmesi gerekiyor şu şekilde ki sıkma olmasın ve likiti daha kolay bobinlere taşıyabilmesi için. Yine aynı şekilde şuralar çok yapışkan olmadan likit depolarımıza, kanallarımıza şu şekilde çok bastırıp hamuze denemeden sokacağız. Şuraları hafif açalım ki yapışmasın. Zaten biz bunları bu likit yerlerine koyarken isterseniz biraz yapışıyor. Şekilde. Pamuklar rahat hareket etsinler. Arkadaşlar, coil'imiz hazır şu an. Hemen yine kendi yapmış bulunduğum tütün aromamızı, tatlı tütün aromamızı bir deneyelim üzerinde. Evet, TF8'de Kult Beste vesaire. Tabi bu RBA sarımlarında biliyorsunuz hafif akıtma şikayetleri oluyordu. Tabi pamuklamadan dolayı pamuğu biraz bol koyunca
Bu kesiliyordu otomatikman. Hani akıtmıyordu. Ama bu TF12'de ben şu ana kadar ne coillerinde ne RB'sinde vesaire bir akıtmayla karşılaşmadım. Çünkü farklı bir şey yapmışlar. Diğer coiller TF8 coillerine göre. Yani şu an akıtma problemi neredeyse hani ortadan kaldırmışlar diyebilirim. Bekleyelim. An gayet iyi bir şekilde coil'imiz hazır. Camımızı arkadaşlar burada diğer işte TF8'e, TF4'e vesaire göre bu likit koyma yerini daha geniş yapmışlar. Bu atomizerde. Şimdi hep beraber aroma ve buhar performansını inceleyeceğiz sizinle. Ortalama 2,86 ohmluk gibi bir direnç yakaladık. Bunu da yaklaşık 75 gibi 75-80, 70-80 watt aralığında kullanabiliriz. Ben 75'te kullanayım. Evet arkadaşlar. RBA'sı da gayet güzel olmuş. Yani güzel yapmışlar. Yine almanızı tavsiye ederim. Türkiye'de satan yok mu diye yorumlar ve Instagram üzerinden de bana DM'ler geliyor. Şu an benim bildiğim kadarıyla Türkiye'de satan yok. Ama ileriki zamanlarda gelir mi gelmez mi bilemiyorum tabii ama muhtemelen talebe göre getireceklerini düşünüyorum. Yani kullanmanız gereken bir cihaz. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Videolarımızın devamı sizin beğeni ve aboneliklerinizle gelecektir arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim tekrar. İyi buharlar diliyorum.